nereden çıktı? Ya bırak sana bir başka dokanıyor ha. Sen de fena yalancılık yapıyor söyleyeyim. Niye yalan olsun kız? Düşündükçe mantıklı geliyor. Misal beni bilirsin. Hayatta her yere koşan biriyimdir. Yerimde durmam. Koşu nedir? Afrika'nın atasporu. Melez olduğuna kanatın bu mu ana? Şu da var. Pek sohbet etme fırsatımız olmadı ama babama arkadaşlar arasında lakap olarak Arap derlermiş. Çok esmer bir insan olduğu için. Esmer, Arap, Zenci. Sana hepsi aynı şey. Hem zerrin. Kızım, annemle tanıştıkları dönem annem İskenderun'da egzotik dans turnesinde. Ne belli babamın orada askeri üste çalışan çikolata renkli bir Amerikalı olmadığı? Egzotik dans turnesi derken askerleri striptiz mi yapıyormuş yani? Tülay, anneme aççı diyemezsin. Belki de Afrika kökenlerinden gelen yerel bir folklorik dans türüydü, ne biliyor? Afrika'dan gelen baban değil miydi? Ay Tülay, hepimiz Afrika'dan geldik. İnsanoğlunun kökeni Afrika. Bilimsel yayınları takip etmiyor. Seninle sohbet etmem çok zor oluyor. Peki, zenci gırtlağıma ne diyeceksin? Ya Zerrin, senin şarkı sesini duymamış olsam, bir an seni teyze kızım desen başımla beraber. Ama sende zenci gırtlağı yok. Sende bariz martı gırtlağı var. Ya etnik kökenlerime saygı duysana. Ya senin etnik köken Afrika mı? Senin etnik kökenin tarhana çorbası. Ki ona saygım sonsuz. Kızım, bünyemin Afrika kültürünü seviyor. Zenci sanatkarlara hayran. Melezleri seksi buluyor. Afrika kökenli bir paşanın torunuyum dediğim sürece gerçek aile şecerim ortaya çıkmaz. Destek olsana lan. Hah, şöyle sadede gel, baş tacımsın. Masal okuma, bana harbi konuş. İstersen senin Etiyopya'ya gelirim. Açlığı bitirmek için herkese dolma sararım. Memlekete ha. Ne güzeldir şimdi oralar. Vallahi bir yokladım kendimi, var bir şey. Bir yerlerden bir kan çekiyor Tülay. Sen daha önce söylemedin bunu bana. Ön yargılardan korktum. Benim ırkım en güzel sese ve popoya sahip olmasına rağmen yıllardır eziliyor, horlanıyor. Kökler dizisini seyretmişsindir. Eski bir dizi ama muhteşemdi. Siyah ırkın kölelikten özgürlüğe geçiş hikayesi. Çok etkilenmiştim. Ama eminim seni daha çok etkilemiştir. Ben seyretmedim de arkadaştan duydum. Hala hala içim çıktı kız dediydi. Irk olarak nereden nereye geldik bünyemi. Onun için tarzımı da değiştirip etnik kökenimi kucaklayan bir görünüme büründüm. Yalnız ben çok beğendim böyle saçlarını falan. Şimdi bildiğimiz bu Beyoncé Rihanna gibi bir melez misin sen? O şekil mi yani? Yeke yeke bebeğim. Bizim dilde aynen öyle demek. Peki Afrika'nın tam neresi? Kız sen Afrika'nın neresindensin? İşte dediğim gibi Melezir köyü kuzeye düşüyor, böyle yayla tarafı. Kuzey Afrika. Ha. Ha bu Fas, Cezayir falan o taraflar yani. O da olur tabii. Anlatsana biraz oraları. Vallahi ben çocukken bir iki kere gittim sadece. Tabii biz dedemle falan gidince ay köyde nasıl bir coşku. Ne de olsa oraların eski paşası, ağ gibisinden yani. Herkes koşar, bütün büyücüler bize okurlar, üfleler, soğusunlar. İzzet, ikram, sofralar falan işte. Peki yemek falan neydi? Mesela ne pişiriyorlar size? Köy ağası gitmiş, ne pişirecekler? Fil çevirirlerdi. Fil çevirme? Kuzu çevirme gibi mi? Düşün o hayvanı çevirmeyi, o zahmeti. Hadi tatlım, yeke yeke. Bünyamin Bey, kız arkadaşınız kim?
Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum herkese. Bir şey yok. Arkadaşlarla biraz sohbet ettik dışarıda. Stres attık gidiyoruz. Ben onu sormadım. Kız arkadaşınızın adı efendim. Arkadaşlar gerçekten bu aralar çok yoğun çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Kız arkadaşınız Melez mi efendim? Kolay gelsin arkadaşlar. Ne var bu haberde ya? Bildiğim bir Karakaş ve Melez sevgilisi YK yazmışlar. İsmim yanlış, ben bozulmuyorum. Siz habere ne bozuluyorsunuz? Ya aşkım şimdi... annemler biraz eleştirel bakmışlar kıyafetine de. Kim o yandaki leopar poslu yaratık? Onun yerine kedi al, uğrun der dediler. Ne? Ya aşkım leopar deseni şık buluyorsun biliyorum şık da. Şık mı? Bunun modayla ne alakası var bebeğim? Ben niye sürekli leopar giyiyorum? Niye? Leopar hayvanı bizim köyümüzün maskotudur. Herkesin bahçesinde birkaç leopar vardır. Etinden, sütünden, yününden faydalanırız. Beni büyük büyük atalarımın böyle leopar çiftlikleri bile varmış. Ben bu yüzden leopar takıntılıyım. Abim ayık kafa sen nasıl çekiyorsun bunu ya? Bu bayağı yazıyor. Kim yazıyor ya? Basın bile yazmış Melez diye. Lütfen kimse köklerime laf etmesin. Ha sen ısrarcısın bu konuda. Zenci Melez'sin öyle mi? Zenci mi? Zenci demeyeceksin. Lütfen siyaseten doğrucu bir tavır ya. Siyahi. Çikolata renkli. Bünyemin. Koskoca bir kıtayı, bir ırkı, bir kültürü, bir tatlı türüne indirgemek niye? Ne diyeceğiz o zaman? Afro-Türk. Afro-Türk. Vay be. Eğer sen kendin inanıyorsan bu Afrika hikayesine... ben senin için gerçekten çok üzüleceğim şu an. Bünyemin, kız kardeşin ırkçılık yapamaz. Benim geldiğim yere saygı duyacak. Senin nereden geldiği belli olsa bak sonra da. Saygı istiyorum. Pardon. Ah bu benim ateşli Afrikalı damarım. Bazen böyle yükseliyorum. Ama lütfen aileniz leopar hayvanına sevgi ve sempati göstersin. Kültürüme ve derimin rengine alışmaya çalışsınlar. Derinin rengine alışkınız zaten merak etme bacım. Peçeteyle silince altından orta ardıl model, orta buğday ten rengi çıkıverdi. Ne? Of. Sen bırak Allah'ını seversen Afrika falan. Ilgıt ılgıt sucuk pastırma kokuyorsun. Ellerin her an gözleme açtı açacak. O zenci poposu diye yutturmaya çalıştığın çıkıntı var ya hamur içinden. Pilavın yanında ekmek yemeyen büyütemez onu o kadar. Sen kimi kandırıyorsun ya? Zerin kendin uydurdun kendin inanıyorsun. Melez değilsin anam. Ama bana göre Esmer'sin bu sana yetmiyor mu? Rezil oldum bu alarm çıkınca. Aha. İşte solaryum. Bence 3-5 saat solaryuma girsem cilt kendi fabrika ayarlarını hatırlar. Melez özüme dönerim ne diyorsun? Kız ne 3-5 saat öldürecek mi kendini? Ya sen aklı başında insandın ne oldu böyle? Bünyamin'e olan aşkına şaşırdın ha. Alo bebeğim şu an boş yer var mı? En güçlüsü hangisi? Turbo. Tamam ayrı otur boy bana bir saat. Evet bir saat. Ya delirdin mi ne bir saati? Kuyu kebabı mı olacaksın orada? Niye 10 dakikayla başlayayım ya? Ben Melez'im bir şey olmaz. Geliyorum. Zerin köfte gibi kızar biber gibi patla. Hayır zaten köfte gibi kızaracak ben ne diyorum? Ya, bari yanına ızgara domatesle pilav koyuver de kuru kuru yemezsin Bünyamin. Geri zekalı ya. Alo, Çağatay abi. Şu an doktora gidiyor. Sana sonra döneyim filmiş için. Abi, tanıdığın iyi bir cin doktoru var mı? Neredesin yahu? Saat 9. Adamla onunla buluşacağım. Tamam abi, doktordan geliyorum. Her yerimiz eller sürüldü, tedavi yapıldı ya. Geçelim içeri. Ha vakit yok. Hemen açıp ver. Bak abi, yurt dışından sinemadan çekildi. Tertemiz kayıt. Daha filmin New York karısı yapılmadı. Allah seni inandırsın. İstemez.
Sen benimkini ver gideyim. Bak abi bu da var mesela. Kara komedi. Ama televizyonun parlaklığını arttır. Azıcık aydınlanır. Seyri rahat olur. Şuradalar. Ara sokakta satış yapıyorlar memur bey. Bu sokak. Burada bu. Oyo. Gitti. Efe. Korsan filmci Taksim'e doğru gidiyor. Eşkal veriyorum. Genç siyahi bir kadın. Koş koş. Bu senin Adaspor'un. Köklerin nedir? Koş kutlak gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.